Astroloji hayatın sürprizlerini bozmaz, daha rahat anlamamızı sağlar. Astroloji olasılıkları söyler, uygulaması bize düşer. Merhabalar efendim, Billur TV'ye hoş geldiniz. Haziran ayı çekimlerimiz hızla devam ediyor. Yine Oğuzhan hocamızın ofisindeyiz. Bugün çok başka bir konuğumuz var. Gerçi daha önceden tanışmıştınız. Billur sunmuştu. Gül Abebey bizlerle birlikte. Billurcuğumuzun da burada kulaklarını çınlatalım. Bol bol gani gani şifa ve rahmet dilerim. Gerçi ben her gün her an aklımda kendi adıma çok bir şey fark edeceğini düşünmüyorum ama çok güzel program olmuştu. O zaman biyoenerjiyi konuşmuştunuz. Konuşmuşlardı. Çok da güzel geri dönüşler olmuştu. Çok sevdiniz. O yüzden biz tekrar ağırlamaya karar verdik. Bugün ise konu olarak mutluluğu konuşacağız. Öncelikle hoş geldiniz diyorum. Tekrardan Gül hoş geldin. Merhaba, hoş buldum. Oğuzhan hocam, sen hoş de tekrardan buldum. Hoş geldin. Hoş sürekli buldum, oturtup buradan çekiyoruz seni. Gül hoş geldin tekrar. Hoş bulduk hocam. Nasılsın? Teşekkür ederim. İyiyim, her şey yolunda. Çok şükür. Gül bizim torun öğrencilerden. Yani Vedat Deli'nin öğrencilerinden. Akademi bir ekol olduğu için Gül de benim öğrencim. Evet. Nasıl gidiyor Gül? Her şey yolunda çok şükür. Yoğunum, koşturmaca. İnsanlara destek olmaya çalışıyorum. Evet. Öncelikle kendimi uyandırmaya çalışıyorum. Hı-hı. Biliyorsunuz zaten gökyüzü olsun, dünyadaki olanlar olsun, tabii, ülkemizde olanlar olsun. Kendi merkezimizde kalmaya çalışıyoruz hocam. Evet. Peki Gül, sen aslında Özbek kökenlisin. Özbek ve Kırgız. Evet. Değil mi? Evet. Kaç yıl oldu buraya gelene? 23 senedir ben Türkiye'de yaşıyorum. Şimdi çok ilginçtir. Bu Özbekistan, Kırgızistan ve Türkmenistan'da çok ilginç bir alt kültür var. Aslında şamanik bir kültür var orada. Evet. Orada değişik uygulamalar var. Orada çok değişik çalışmalar var. Orada daha ziyade şamanik uygulamaların da olduğunu biliyorum. Ve oralardan da bayağı tanıdığım var Burak. İlginç olaylar vardır. Mesela Semerkant'ın pazarı çok ünlüdür mesela. Ve Özbeklerde bir de doğal yetenek olduğunu düşünüyorum bu konuyla ilgili. Gül, astroloji, teta healing ve şifacılığı da birleştirerek insanlara hayatlarında biraz daha konfor sağladığını biliyorum ve bundan dolayı geri dönüşlerinde çok güzel. Seni de tebrik ediyorum. Çok teşekkür ederim hocam. Geri dönüşleri de bildiğimiz için. Şimdi bakın, biz ilk önce mutlu olma sanatından bahsediyoruz ama neden mutsuz olduğumuzu konuşalım mı? Evet, bence de. İlk önce biz mutsuzluğu bir tanımlayalım, sonra da mutluluğa girelim. Ne dersin Gül? Çok güzel olur hocam. Bununla alakalı şöyle bir bilimsel bir bilgiyi paylaşmak istiyorum. Neden insanoğlu mutsuzluğa mutluluktan ziyade daha yakın biliyor musunuz? Çünkü biz üç boyutlu dünyada yaşadığımız için, beden, zihin, ruhtan oluştuğumuz için ve ayaklarımız her zaman yerle temas ettiği için her zaman negatife daha yakınızdır. Doğru. Çünkü pozitif daha yukarıda titreşiyor ve biz ayaklarımız sürekli yere bastığı için biz negatifi daha yakınız. Dolayısıyla negatif ne demek? Mutsuzluk demektir. Doğru. Yani pozitife odaklanıp da minik şeylerden mutlu olmaya çalışmak yerine sahip olamadığımız şeyi her zaman düşünüp mutsuz olmaya daha yakınız aslında. Bir, sahip olamadığımız şeyi düşünüp mutsuz olmaya daha yakınız. İkincisi de şimdi sosyal medya denilen bir bela var. Ne yazık ki bu sosyal medya denilen belada İnsanlar yaşamadıkları hayatları, sahip olmadıkları şeyleri, evet, ve kavramları kibirli bir şekilde yayınlamaktan haz alıyorlar. Ve bir kısım insanlar da bunlara sahip olmak, özenmek, kıskanmak ne dersek bunu istiyorlar. Yani arzu ediyorlar. İnsan çünkü arzulara olan bir varlık. Evet. Ve gençleri düşünürseniz, gençlerin rol modellerinde bizim en büyük sorunumuz, yani biz ne yazık ki gençlerimize işte rol modellerde toplum içinde itibar kazandırıcı, doğru düzgün şunu söylemiyoruz, yani doğru düzgün bir eğitimi bitirmesi için arkasından kendisine ait toplumda onaylanacak özel yetenekleri geliştirmesi için aileler inanılmaz düzeyde ilgisiz ve aileden başlayan büyük bir yozlaşma var. Şimdi böyle olunca İnsanlar ne yapıyor? Rol modellerin peşine gidiyor. Şimdi rol model dediğimiz, evet, kimlikler var. Ve bu rol model kimlikleri takip ediyorlar. Ama bu rol modellerin çoğunlukla hayatları mutsuz. Evet. Michael Jackson çok büyük bir rol modeldi mesela. İnanılmaz mutsuz bir hayatı vardı adamcağız. İnanılmaz mutsuz bir hayatı vardı. Ondan sonra buna benzeyen pek çok sanatçıyı görebiliriz. Ve insanlar mutluluğun kaynağının ne olduğunu bilmeden anda sürekli adamlık düşüncesi dediğim bir
depresyon içindeler. Ya yaklaşık dünyada sırf 3 milyar dolar mıdır Prozac'ın satışı var. Lustreleri bilmiyoruz. Cipralexin, Stero hepsini birleştirirsek belki 30-40 milyar dolarlık bir antidepresan tüketimi var. Şimdi bir kısım Batı ülkelerinde örneğin İngiltere'de kanalizasyon ölçümlerini yapıyorlar. Prozac çıkıyor kanalizasyonda. Yani ne kadar büyük bir mutsuzluk üzerine bir toplumumuz var. Yani biz 1826 sanayi devrimiyle beraber sanayileşmenin ve arkasından işte Blacksmith dediğimiz Alan Smith'in kapitalist yasalarıyla Keynes temeldir. Mutluluğu yakalayabileceğimizi zannettiğimiz bir hayal dünyası kapitalist ve emperyalist bir sistemin içinde yoğrulmaya başladık. İkinci Dünya Savaşı'nın bitişiyle beraber işte teknolojinin gelişmesi 1995-96 Bill Gates, arkasından internetin hızlanması, sonra da Facebook ve Zuckerberg'le beraber sosyal medyayla beraber mutsuzluk daha da arttı. Neden mutsuzluk daha da fazla arttı? Çünkü biz yani bizim toplumumuz bu konuda yani örnek olacak kadar bence arkaik ve olumsuz bir toplum. Kocişim, bebişim, BMW'm, Rolex saatim. Nasıl bir görgüsüzlük ya? Nasıl bir arsızlık ya? Görgüsüzsünüz arkadaşlar, kusura bakmayın yani. Benim gelmiş olduğum Anadolu kültüründe ben Karaman kökenli bir adamım. Görgüsüzsünüz arkadaşlar. Böyle bir şey yok. Ama o görgüsüzlüğünüz genç nesillerde karşılanmamış ihtiyaçlara ve ne yazık ki aileleri biraz yozlaşmış ve yeterince ilgilenmeyen kişilerde de ihtiyaçlardan kaynaklanan çok şiddetli bunalımlara sebebiyet veriyor. Kimse ben kimim, neden buradayım, varoluşumun anlamı ne, kendimi nasıl çözerimle uğraşmıyor, ne giyiyor, ne içiyor, ne takıyor. Mutluluğu tüketmeye çalışıyorlar çünkü. Muhteşem. Ama bizler gibiler, biraz da gül gibiler. Benim işim mutluluk veya mutsuzluk değil biliyorsunuz. Ben neyse onu anlatırım ve ben salt astroloji ve okültizmde ve parapsikolojideki alt kodları ve bilinç dışını anlatırım. Ama gül gibi dostlarımızın seçimleri, insanların hayatlarında şifalandırmak, iyileştirmek. Evet bizim Berat'ta yaptığımız 3-6-9, o bir çocuk, o bir gelişimde. Fakat şunu unutmamamız lazım. Şifa insanın kalbinde ilk önce. İnsan birincisi ben mutsuzum kelimesini doğru kullanmalı ve ben bu mutsuzluğun asıl kaynağı benim. Bunu da fark edebilmeli. Şimdi asıl kaynak biziz. Jung'un söylediği şey çok doğrudur. En vahim olanı tüm problemlerin insanın kendisinden kaynaklandığını fark edememesidir der Jung. Ne dersin? Evet çok doğru söylüyorsunuz. Bir de insanların mutsuzluğa niye bu kadar yakın, mutluluktan bu kadar uzaklar? Çünkü mutluluğu hep dışarıda ararlar. Az önce dediğiniz gibi işte markada olsun, kıyafette olsun, evinde, arabasında gibi gibi şeyler. Oysa bir insan kalbindeki özünde olan, yaradan tarafından verilen o mutluluğu yakalayabildiği zaman hiç önemli değildir. Ne giyiyor, ne içiyor, ne yiyor, nerede yaşıyor, nesi var, nesi yok. Ya da Ahmet'in, Mehmet'in, Ayşe'nin, Fatma'nın nesi var, nesi yok bakmaz. O kişi normal sıradan bir dairede otururken de huzur yerindedir, öyle, ekmeği yerindedir. Ama eğer içindeki mutsuzluğu yakalayamayan bir insan, serveti dahi olsa, yatı katı dahi olsa, hep söylediğimiz gibi maalesef hep bir şeylerin peşinde koşacak. Ve o peşinde koştuğu yatı dahi satın aldığında hala mutsuz olacak. O arzu ettiği kocaman binaya sahip olduğunda gene hala mutsuz oluyor olacak. Çünkü o içerideki o derinlerdeki özde olan Yaradan'ın vermiş olduğu mutluluğu henüz keşfedememiş olduğunu böyle anlayabiliyoruz hocam. Çünkü maddede arıyor mutluluğu. Aynen öyle. Maddede arıyor. Şimdi burada John Locke, İngiliz filozof, çok önemli bir adam. İdoller der, ön yargılar der ki John Locke'un aslında pek çok düşünce şekliyle insanın içgörüsü başlamıştır. John Locke o içgörü, kendini analiz etme ve kendini sentezleme kısmına Yunan'dan sonra aslında Yeni Çağ felsefesinin girişinde insanlığa öğreten karakter. Hı hı. Ve tabiatı inceliyor ve tabiatın içinde bir şey fark ediyor. Herkes yalnızca kendi işini yapıyor.
Şimdi burada Spinoza'nın tanrısı dediğimiz aslında panteist bir mekanizm var. Ve o mekanizmde herkes kendi işini yapıyor ama herkes kendi işini mutlu yapıyor. Yani tavuk yumurtlarken yumurtlamayacağım ben. Horoz ya abi ötmesek de olur bugün ya ne işim var ya. Şimdi değil. Herkes işini büyük bir heyecanla ve keyifle yapıyor. Evet. Ve bunu incelediğinde bu zat-ı muhteremler 18 bin alem der ya Kur'an-ı Kerim'de. Bak, inancımız da der buna. Mutlulukla yapıyor. Karınca sırtında kendisinden 8 kat büyük bir ekmeği mutlu mutlu kardeşlerine götürüyor. Bizimki sabahın köründe işe gidecek. İşe mi gidiyor ya? Ev hanımı kocasına bak sevdiğine ve çocuğuna yemek mi yapacak? Ne yemek yapacağım ya? Sevdiğin bir insana yemek yapacaksın sen. Onu besleyeceğiz. Onun için attığın kabaklar, onun için attığın pirinçler, onun için attığın mısırlar ateşi çakacaksın. Kutsal ateşi. Tabii. Ve kutsal kapta onu vereceksin çocuğuna besleyeceksin. Oo yok. Zaten o biten evliliklerde diyor ya ocağı sönmüştür diyor. Ev ayağı tutan şey ocak. Vesta sevdi. Ocağı. Evet. Ben derslerde öğretmiyor muyum? Vesta evet. Ocağı. Evet. Vesta, Vesterler. Ha, Vester firmasının ismi de oradan gelir. Yeri de Manisa'dır merkezleri Vesterlerin. Şimdi bilgi lazım. O kadar sığız ki. O kadar hiçbir şey bilmiyorlar ki. Çok dışarıda arıyoruz. Çok dışarıda arar. Ve içeride almış oldukları eğitimlerde de ne yazık ki öğretmenlerimizin çoğu iyi niyetli. Kalpten bir şeyler öğretmeye çalışanlar hakkında hiçbir şey söyleyemem. Evet. Çok değerliler var. Ellerinden geleni yapıyorlar ama iş ailede bitiyor. Aile bunu düzenleyemeyince çocukta kompleksler ortaya çıkıyor. Çocukta yargılar ortaya çıkıyor. Beğenilmek, beğenilmemek, toplum içinde itibar kazanabilmek. Çünkü biz teritoryal bir canlıyız. Nedir? Sürü canlısıyız. Sürü canlısıysak bu sürü içinde alfalar ve omegalar içinde bir yerimiz olacak. Bir besin zincirinin içinde besin olmayacağız değil mi? Ortalarda bir yerlerde olacağız. Evet. Ama bunun için neler yapmamız gerektiğini bilmiyoruz. O zaman ne oluyor? Bizim toplumumuzda bir de tabular var, yasaklar var, günahlar var. Kadınlar mutlu olamıyor. Kadınlar mesela anneler. Bak mutluluğun sırrı kadından geçer biliyor musunuz? Evet. Bir toplumda kadınlar mutlu olursa o toplum hızlı kesinlikle bir şekilde iyileşmeye başlar. Evet. Neden? Biz erkekleri de kadınlar yetiştirir. Hanımefendileri de kadınlar yetiştirir. Ve o anneler eğer mutsuzlarsa, anneliğiyle gurur duymuyorsa ama anneliğinin, doğar sürecinin, yani işte ne diyeyim baby shower'lar, tırnak shower'lar, diş buğdayı törenleriyle beraber bir de onlara influencer'lar yapıyorlar ya sinir oluyorum böyle. Bebeğiniz için şunu kullanın filan. Bunlarla değil de gerçekten göğsünden verdiği sütten mutlu olan. Gerçekten çocuğunu bir reklam malzemesi, bir yapı olarak değil de o çocuğun varlığı için Tanrı'ya teşekkür eden anneliği tadıyorsun yani. Düşünebiliyor musun? Karnında bir yavru büyüyor. Evet. Ve o senden doğuyor. Matruşka gibi. Senin göğüslerinden. Ve sana anne diyor. Eğer anne mutlu olamazsa toplum çöker. Demek ki burada kadının mutlu olması gerekiyor. Ama baktığımızda şimdi cinsiyet eşitliği ile ilgili eğer paneller veriliyorsa bu gezegende bu yüzyıl bitmiştir arkadaş. Kaput Drakonis. Ne cinsiyet eşitliği ya? Anamın babamla eşit olup olmadığını sorgulayamam ben. Annem babam kadar değerli olmalı bu toplum içinde. Beni doğuran, bana bakan, beni yetiştiren, gerekirse cezalandıran. Ve ben onun eşitliğini sorguluyorum. İşte bunun için mutsuzuz biz. Mutluluğun çözümü kalbimizde. Ama bu videoyu seyredip umutsuzluğa kapılmayın. Bunları fark edin. Eğer bu videoyu seyreden yeni bir anne, hanımefendi varsa çocuğunu çok sevsin. Çocuğu zaten doğal olarak onu çok sevecek. Evet. Ve yeni baba olmuş bir kardeşin varsa ve zordur babalık ha. Evrimimize baba olmak diye bir kavram daha ziyade bir kadına sahiplenmek denilen bir kavram var çünkü. Evet. İnsan şey değil, tek eşli bir varlık değil unutma. Bak bu teritoryal varlık, tek eşli bir varlık değil. Tabiatı tek eşli değil bunun.
Yani angut ördeği tek eşidir, kuğu tek eşidir, insan değildir. Bunları topluma anlatmak gerekiyor. Cinsel eğitimler, psikolojik eğitimler, sosyolojik eğitimler verilmesi gerekiyor. Babanın çocuk doğuma esnasında eğer kız çocuğu varsa testosteronun hızla düşmesi ve bu hızlı düşen testosterondan dolayı kendisinin de ne olduğunu anlayamayarak diğer dişilere yönelmesine psikologların hep anneyle çocukla ilgileniyoruz ama babayla da ilgilenmemiz gerekiyor. Bunların anlatılması gerekiyor. Bu bir astroloğun veya bir parapsikoloğun görevi değil. Ya bir şifacının değil. E siz ne işi yapıyorsunuz? Bu işin uzmanları. Çünkü bilmiyorlar. Mutluluğa odaklanmıyor ki insanlar. Mutluluğa odaklanmıyorlar. En büyük zenginliğe odaklanmıyorlar. Mutluluğun tüketeceği değerler. Şimdi bizim mutluluk üretilen bir şey. Tüketilen bir şey değil. Onu bir idrak edilse konu değişecek. Bak bir de şöyle yeni evlileri düşün. Yeni evlilerde işte kız tarafı bir şey yapıyor. Erkek tarafı bir şey yapıyor. İşte çocuk bir şey yapmaya çalışıyor, kız bir şey yapmaya çalışıyor. Kendi kültürleri içinde yuva kurmaya çalışıyorlar. Genç bir dişiyle genç bir erkek bir yuva kuracaklar ve o yuvada arzu ederlerse de bebişlerini büyütecekler. Kimse onlara şunu söylemiyor. Bir evliliği nasıl yönetirsin? Karşılıklı olarak birbirini hoş görme sanatı. Herhangi bir problem olduğu zaman stres yönetimiyle nasıl birbirine destek olarak buradan çıkarsın? Ve birbirini nasıl karşılıklı olarak mutlu edebilirsin? Hiç bunlar yok. O zaman doğru evlilik yok. Doğru mutlu çocuk yok. Yozlaşmış bir sistem. Her sabah arabanın içinde mutsuz insanların yaratmış olduğu trafikte gitmek zorundayız. Ve mutsuz kadınların ve mutsuz öğretmenlerin eğittiği çocukları okuldan almak zorundayız. İşte bunu sorgulamamız gerekiyor. Ama o doğadan kopuş. Artık. Doğadan kopuş. Her şeyinden kopuyorsun, doğandan kopuyorsun. Sence gün ne yapmalıyız biz ya? Aslında bana karşı bittik yani. Meteor falan çarpar. Yok, aslında hocam umutsuz değiliz. Çok kolay. Bir insan gerçekten içindeki mutluluğu bulabilmek için ne yapmalı biliyor musunuz? Sadece nefes alışına bir dikkat etsin. Nefes alıyor musun? Nefes alabilen insan mutlu insan demektir. Bunu çok güzel örneğini biz Covid'de yaşadık. Doğru. Yani bir tane nefesin ne kadar değerli olduğunu çok iyi anladık. Tabii. Değil mi? Yani bir insan oturup nefes alabiliyorsa demek ki mutlu olabilecek çok fazla sebebi vardır. Evet. Beden var bir kere, muazzam bir beden var. Ve bizim aklımız ermeyecek şekilde harikulade bir sirkülasyon, harikulade bir senkronizasyon içinde çalışan bir hücrelerimiz var. Evet. Kimseye bir şey söylemeden Allah'ın emriyle dakikasında, saniyesinde yenilenen, bölünen yeni içerideki hücreler var. Ve tıkır tıkır çalışan organlarımız var. Çoğu şeyine haberimiz var mı? Yok. Bunları bile idrak ettiğimiz zaman oh şükürler olsun deyip de mutlu olabilecek insanlarız aslında. Evet. Az önce dediğiniz o kadar doğru bir şey ki. İşte ay o bilmem Rolex takmış bende yok ben de aldırayım. Ay aman efendim benim arabam yok bir an önce yemeyeyim içmeyeyim toplayayım şu arabaya ulaşayım. Aman efendim kirada oturuyorum yemeyeyim içmeyeyim kimseye yedirmeyeyim içmeyeyim giymeyeyim şu eve ulaşayım. Hayır arkadaş kirada da olsan araban olmasa dahi metrolde işip gidip gelebiliyorsan eğer derin derin nefes alabildiğin için mutlu ol ki o zaman işte Rolex de gelir. Evet. Arabayı da alırsın, tabii. Maaşın da yükselir, ruh eşini bulursun, evlat sahibi olursun gibi şeyler. Yani çok güzel bir replik var bir filmde ben seyretmiştim. O kadar içimde yer etti ki diyor ki asıl olana gidersen konforu her türlü bulursun diyor. Ama konforu gözeterek gidersen asıl olanı bulamazsın. Burada asıl olan işte mutluluktan bahsediyor, huzurdan bahsediyor ama konfor dediğimiz işte o madde. Evet maddeyi yok sayamayız, maddeyi itemeyiz. Tabii ki madde ile var olan varlıklarız üç boyutlu dünyada. Madde mutlaka olmalı, mutlaka para olmalı, mutlaka güzel şeylerimiz olmalı, lüksümüz olmalı, okey. Ama bunlara doğru giderken maneviyatımızı, ruhumuzu yok sayamayız. O zaman dediğiniz gibi böyle insan olur, bildiğiniz tahrip olur ki ne yazık ki gidiyoruz bu tahribata. Yani dünyaca gidiyoruz. Evet hızlı bir şekilde gezegence gidiyoruz. Hızla tahribe uğruyoruz. Maalesef. Ve dünyada sadece Türkiye için demiyorum. Bütün dünyadaki ülkelerdeki değişimi görüyorsunuz. Felaketleri görüyorsunuz. Yani dünya ana bir şekilde silkelemeye ve silkelenmemizi sağlıyor. Evet.
değişim dönüşümü önce güzellikle davet eder, güzel sinyal çakar ama olmuyorsa bu sefer silleyle uyandırmaya çalışıyor. Çünkü dünya bir bilinçtir. Natura deriz biz buna. Evet. Ezoterizm de Gaia'dır. Gaia bir bilinçtir, doğana dediğimiz evet. ve ciddi bir bilinçtir bu. Evet. Ve doğana da kurallar vardır ve bu doğa ananın kuralları içinde biz var olan aslında ona tabi varlıklarız. Evet. Ve biz bu işte Naturich dediğimiz veya Gaia dediğimiz yapıya kaşımaya başladık. Bu mekanik değildir bu yapı. Bilinçli bir yapı ve biz bunu kaşımaya başladığımızda bu depremler doğurur, evet. seller doğurur, hortumlar doğurur. Bak bu acayip bir yaz yaşayacağız hava şartları ile ilgili. Tahmin edilemeyecek tuhaf tuhaf hava hareketleri olacak. O Uranüs'tür, Venüs'tür bunları gösteriyor zaten. İnsanlar şunu diyecekler. Niye ağaçları kestiniz onun için? Niye flamingoları öldürdünüz onun için? Dünya üzerinde anlamsız bir şekilde öldürmüş olduğun balıkçıların dünya ekosistemi üzerinde o kadar büyük etkileri var ki. Şimdi sorun biz bunu çocuklara rahat anlatabiliyorsunuz. Biliyorsun benim kızım. Ve okulda ekosistem, ekolojik denge bunları anlatıyor. Ama gel de büyüklere bunu anlat, fabrika sahibi. O kızı o okula gönderen fabrika sahibine, o çocuğu o pahalı okullardan birine gönderip ekolojik sistemi 6-7-8 yaşında öğrenen çocuğun babasını anlat bakarım o fabrikayla o ekosisteme verdiği zararı. Çelişkilerdi yani. Hisleri harikalar kumpanyası. Tabii burada mutlu olmak. Bence burada biraz bencilce hepimiz kendi mutluluğumuzu, kendi iç dünyamıza yakalamamız lazım. Evet. Ama bir şey bilmemiz gerekir ki biz çok değişik varlıklarız. Bilinçaltı, bilinç dışı ve kolektif alana bağlı varlıklarız. Bunun yanında bazı mutsuzluklarımızın sebebi soy karması olabilir. Değil mi? Ata karması olabilir. Büyük atalardan gelmiş olan soy problemleri olabilir. Onları haritalarda görüyoruz zaten evet. biliyorsun. Ay Pluto karşıtlıkları, kareleri. Pluto zaten atayla ilgili bir şey. Yani orada aydır, dördüncü ev yöneticisidir. Atalardan gelen tortular ve kırıntılar. İşte bunları toparlayabilmek için aslında 1970'lerden itibaren pek çok yöntem çıktı. Aslında 65'lerden itibaren çıktı bu yöntemler. Bu yöntemler aslında bilinç dışı şifacılık olmaya başladı. İşte gül bunlardan biri. Evet, neler yapıyorsun? Hangi teknikleri kullanıyorsun gül? Ben yoğun olarak işte Theta Healing metodunu biraz uyguluyorum. Biraz anlatsana Theta Healing. Tam nedir bilmeyen kardeşlerimiz? Evet, bilmeyenler için anlatayım. Theta Healing... bilinçaltımızdaki bize hizmet etmeyen ya da istediğimizden bizi uzak tutan programları bularak dönüştürme metodudur. Yani Theta Healing zaten isim olarak Theta frekansından gelir. Beyin frekansı Theta'dan healing de şifalandırmaktır. Çünkü ben şu anda konuşuyorum sizinle. Şu anda beynimiz Beta'dadır. Konuşuyoruz, düşünüyoruz. Evet. Ama Theta frekansına beynimiz uyumlandığı zaman bilinç bir nebze kapanıyor, bilinçaltı ortaya çıkıyor. Bilinçaltımız Allah tarafından bize verilen o kadar muazzam bir mucizevi ihya ki, çünkü bilinçaltımızdaki kayıtlarla biz ayakta durabiliyoruz. Bilinçaltımızdaki kayıtlarla mutluyuz, zenginiz, başarılıyız, bazı şeyleri hayata geçirebiliyoruz. Ama bu muazzam harikulade kayıtların içinde de maalesef bizi durduran, engelleyen kayıtlar da olabiliyor. Çünkü bilinçaltı iyi kötü ayırt etmez. Bilinçaltı neyi, aynen neyi kaydederse onu bize yaşatır. Örneğin bu ruh eşi bulamıyordur bir insan. Sevilmek istiyor, aşık olmak istiyor, birileri onu sevsin istiyor ama bir türlü ona uygun ruh eşini bulamıyor. Bu kişinin bilinçaltında birilerini sevmek ya da birileri tarafından sevilmek tehlikeli olduğuna dair bir kayıt oluşmuş olabilir. Örneğin nereden gelmiştir? Az önce dediğiniz bir atasal. Anne baba da bir atamızdır. Tabii. Anne babanın arasındaki ilişkiyi görerek büyüyen çocuk eğer onları sürekli didişerek yaşadıysa, anne sürekli zarar görüyorsa babadan, bunu zarar görürken anne hala babanı seviyorum demeye devam ediyorsa, seversem demek ki zarar görürüm. Evet. Kayıt oluşuyor ve bilinçaltı o kişiyi koruyorum adı altında o kişinin hayatına ruh eşini getirmez. Aksi halde seversen sevilirsen tehlikeye maruz kalırsın ya da dayak yersin ya da üzülürsün ya da bilmem kırılırsın diyerek de insan sen kırılma, üzülme,
ruh eşinde olmasın moduna geçiyor. Evet, evet. Seçim yapıyor burada. Aynen öyle ve biz orada Theta Healing metodunu kullanarak ruh eşine sahip olmayı mümkün olduğunu, güvenli olduğunu, severse sevilirse tehlikeye maruz kalmadığını öğretiyoruz. Ve Theta frekansında beynimizi Theta hem danışanı hem danışman beyin frekansının Theta'ya uyumlandığı zaman pat diye yakalıyor. Ve anda şifa dediğimiz olay var ve seansın anında değişiyor. Tabii. Ve o kadar güzel örnekler var ki çok danışmanlıkların çok yakın zaman sonrasında işte evlenenler oldu, işte sevgili bulanlar oldu, flört bulanlar oldu ya da iş bulanlar oldu ya da çocuk evlat sahibi olanlar oldu. Yani gerçekten Allah bizi o kadar mucize olarak yaratmış ki beynimizle, bilinçaltımızla. Şimdi bu Theta olayı çok ilginçtir. Şimdi Theta Healing, Gül, ben şeyini çok bilmiyorum nasıl çıkmış. Hı hı. Ama biz Theta'yı şöyle biliriz. Şimdi bizim gibi parapsikolojiyle uğraşan kimlikler beyin dalgalarını bilirler. Alfa, beta, teta, delta, alfanın bir üstünde, aslında betanın bir üstünde gamma vardır. Yani gamma, beta, alfa, teta, delta diye gider. Şimdi bu teta haline biz alacakaranlık halidiriz. Bilinçte alacakaranlık halidir bu. Şimdi tabii ki bu betanın da kendisi içinde üst, alt, orta frekansları var. Alfanın da üst, alt, orta. Şu an biz betadayız. Ama işte betada şu da vardır, yani kaç veya savaş da vardır betada. Kaç veya savaşta ne vardır? O zaman betanın üst dalgaları vardır. Ve o betanın üst dalgalarında mucize bir şekilde kurtuluş vardır. O gamadır. Artık etkiler yani. Dünyadaki yapıyı etkiler. Sana bıçakla gelen adamı düşmesini sağlar o. Gamma dalgası, sen kurtarırsın. Yani o yetenek varsa o gammadır. Şimdi Theta dediğimiz yapı daha ziyade Budistlerin mantralarda kullandıkları veya din alimlerinin, Sufi ney mesela Theta'ya doğru indirir insana, daha alacakaranlık dediğimiz bir yapı. Artı Theta dalgası kontrolsüz olduğunda da epilepsi hastalıklarında da çıkar. Yani ve epilepsi auraları dediğimiz yapıları gösterir. Epilepsi aurası dediğimiz işte olmayan bir kimliği, bir değeri, bir hissi, bir yapıyla gösterebilen çok gizemli bir yapıdır. Ama Theta aslında bilinç altımızla kolektif alanın bağlandığı noktadır. Ne kadar Theta'nın altına girebilirse bir varlık, o kadar zihni yavaşlatır ve kendisini tedavi eder. Çünkü insanda böyle bir özellik var. Yani insan tabiata, yani baldırı çıprak bırakırmamış. İnsan evet bir aslan kadar güçlü pençelere sahip değil. Bir maymun kadar dağdan, ne diyeyim, daldan dara atlayamıyor. Bir çita kadar hızlı koşamıyor. Ama insan çok fazla dürtüler, sezgisel yeteneklerle ve özel ruhani donanımlara sahip. Ne yazık ki işte bu 1826 sonrasında florüllü diş macunları, tuzlara katıran kalitesiz iyotlar, bunlarla beraber insanların o yönleri hızla yok edilmeye başladı. Evet. Ve modern batı tıbbı dediğimiz tıpta cerrahi, cerrahinin gelişmesiyle veya işte ne diyeyim teşhisin, grafik teşhislerin gelişmesiyle beraber iyicene aşırı materyalist bir tıbba da doğru dönmeye başladı. Tabii burada ilaç firmalarının, gene o işte BT firmalarının, MR firmalarının da tabii ki toplum üzerinde etkileri oldu. Şimdi aslında ruhani tedavi demek Theta Healing anladığım kadarıyla. Evet. Çünkü bir Budist monkun veya bir Sufi veya işte bizlerin yapmış olduğu Fehu ile ilgili veya bir runik çalışmada bilinci indirmeye çalıştığımız yapı Theta'dır zaten. Hı hı. Theta'da kimlik aslında iki tane formla karşılaşır. Bir, anne ve babadan gelmiş olan ata genlerdeki tıkanıklıklar ve bu tıkanıklıkların gen açma dediğimiz aray var ya, kapalı veya açık. Bu bölgede kendisinin hayatında engel olan yapılar ve değerlerle karşılaşır. Bir, daha derini, Theta'nın daha derininde de reenkarnatif yapıda geçmiş hayatında maruz kalmış olduğu davranış, kendisinin birebir yaşamış ve yaşatmış olduğu davranış şey ve şekille karşılaşır. İşte orada
bir güvensizlik duygusu vardır. Şimdi bu benim çok sorguladığım bir şeydir Gül. Derslerimde de bazen anlatırım ya sizlere. Şimdi bu çok ilginç bir yapı var. Bakın evren yeniden doğuşlar ve tekamüllerle kendisi içinde bir mükemmelliği ararken kendisi içinde bir sisteme sahip. Bu sistemde de şu. Şu an ben böyle konuşabiliyorsam veya bana Oğuzhan Hoca diyorsanız sırf şu anki hayatımda ekmiş olduğum tohumlar yüzündendir. Daha önceki enkarnasyonlarımda da ekmiş olduğum tohumların sonucu. Evet. Ve bu sonuç benim kökümde var. Ama salt iyi veya salt kötü, salt doğru veya salt yanlış bir reenkarnasyon yoktur geçmiş yaşam. Ve ben şu an bu işte bazı bilgileri getirirken, sen getirirken Gür, sen yanında getirirken o yaşamda olan bir kısım negatif duygular, düşünceler ve bazen kimlikleri de getiririz biz. Evet. Bizi aslında bir ağaç gibi kökten göğe doğru giden bir yapımız vardır ruhani olarak. İşte Theta Healing veya rukiye çalışmaları bunları toparlıyor. Evet. Nasıl yapıyorsun? Bir de çok güzel bir kitap yazmışsınız. Teşekkür ederim. Yani danışmanlıklar niteliğinde oluyor. Online ya da yüz yüze oluyor. Çok önemli olan danışanımı kimse rahat etmiyor olması lazım. Baş başa kalmamız çok çok önemli. Teta çünkü. Evet, teta seansı için. Teta. Çünkü az önce dedim ya bilinçaltındaki kayıt niye orada durmaya devam ediyor? Çünkü o kayıt negatif dahi olsa, kötü dahi olsa güya bizi koruyor. Evet. Ve zaten bilinçaltı kendini kapatmaya çok meyilli olduğu için en ufak dıştan gelen bir etkiyle kendini kapatır. Danışanın egosu devreye girer ve bilinçaltındaki kayıda ulaşmama engel olur. Tabii. Danışanla baş başa kaldığım zaman o zaman ruh ve öz devreye girer. Ego ve bilinçaltındaki negatif kayıtlar yavaş yavaş teslim olur ve o kaydın oluştuğu döneme inerek çocukluğun hangi döneminde, hangi yaşında ya da hangi deneyimden ötürü bu kayıt oluştuğunu bulmaktır asıl amaç. O kaydı bulduktan sonra o kaydı değiştirerek onun yerine yenisini yüklediğimiz zaman zaten muazzam bir dönüşüm anda yaşanıyor. Tabii. Şifa anda oluyor. İşte bahsettiğim gibi bu yazdığım kitapta da bir miktar bu konudan bahsettim. Aslında hani herhangi bir modaliteden çok yoğun bahsetmedim. Genel olarak hani mutluluğunuzu kodlayın derken aslında çağımızın getirdiği bu kodlamanın şeyi kelimesini kullanmış oldum ama aslında mevcut olan içimizdeki var olan mutluluğumuzu kodlayabilmek için işte Theta Healing gibi, astroloji gibi, jazz gibi diğer modaliteyi bir araya getirerek ve sahip olduğumuzu bir kez daha gözden geçirerek, bir kez daha sahip olmadığımıza odaklanmaktan ziyade nefes aldığımız için, tutabildiğimiz için, görebildiğimiz için, duyabildiğimiz için şükrederek ilerlemeyi bir miktar insanlara yaymak istedim aslında. Doğru söylemişsin. Biz ne üstümüze ne altımıza bakmalıyız. Ben her zaman böyle söylerim. Yani ve bizim gibi Orta Doğu toplumlarında bir sıkıntı vardır. Ya haline şükret derler ya özenme derler. Kimse bak şöyle bakmamız lazım. Olan neyse benim için en doğru olandır. Bu çok önemli bir felsefedir. Çok. Olan neyse benim için en doğru olan. Ve başına ne gelirse gelsin. Umudunu kaybetmeden sonraki level'ı bekle. Sonuçta o seni ilerletecek. Bak ne kadar kişi yetiştirdim tam bilmiyorum ki. Öğrencilerimin öğrencisinin öğrencisinin öğrencisi artık gitmiş Avustralya'da. Kaç kişiye baktığımı bilmiyorum astrolojik harita ama ben tek bir şey gördüm. Hiçbir zaman evren ve uzay zaman senin aleyhine çalışmaz. En olumsuz gördüğün olayda bile büyük bir olumluluk vardır. Ve bu şu an için bize çok büyük duygusal travma verebilir. Çok büyük duygusal bir acı verebilir. Ve o duygusal acıyla beraber değişmemiz gerekebilir.
Bence ilk önce soru şudur. Ben bunu neden yaşıyorumu fark edebilmektir. Egosuzca, kibirsizce, sakince, katıksızca ve tabiatı anlamak. Tabiatı anlamak, doğayı anlamak. Bunu algıladığı zaman gelinim öyle söyledi, o öbürünü söyledi, kocam bana bunu yaptı. Ego kavgaları bunlar. Tabii. Ve bunların içinde bu realitede kaldığında gelinin öyle de yapabilir. Gelinin öyle bir insan yapacak ve kocan veya oğlun böyle bir gelini sevmiş. O belki o deneyimde bir şey öğreniyor. Ve kocan ne diyeyim sana, oğlun öyle bir gelin sevdiği için de o hanımefendi de mutlu. Sana ne? Kendi isteklerimizi dayatıyoruz. Şimdi bak, sahip olma ve ailedeki dengeleri de bilmemiz gerekiyor. Çocuklarımızın seçimlerine saygı duymayı da öğrenmemiz gerekiyor. Çocuklarımızı doğru yetiştirmiyoruz. Yol bir şekilde çoğunlukla yetiştiriyor. Tabii. Ondan sonra da onların hayatlarında mecburiyetler koyuyoruz. Çünkü çocuklarımıza onları sevmek için, onları var etmek için doğurmuyoruz. Hep bir amaç doğrultusunda. Bize baksın diye doğurtuyoruz. Yani doğuruyoruz. Yine doğasından uzak yaşıyor insan. Yani. Normalde bir yaşa gelip artık kendisinden kopması gerekirken 45 yaşına da gelse 50 yaşına ergenlik gelse aynı ne? Evde yaşıyorsun. Aynen. Ergenlik sorunu. Şehir hayatı seni aynı noktaya tıkıştırmaya başlıyor. Sen biyolojinden bu kadar koparsan doğandan. Bak, ergen sorunları var. Dışarıdan alman gerekiyor. Neden ilacı. Ergen sorunları var? 14-15 yaşında kız da erkek de ne oluyor? Cinsel dürtüler başlıyor. Ben her zaman şöyle söylerim. Çocuklar ergenliğe kadar aurası bakır rengidir. Ve bu bakır rengi aurada kız çocuğu da erkek çocuğun da rengi bakırdır. Bakır rengi görürsün. Aura görenlerde, kırıyanlarda görürsün. Ondan sonra ilk ergenliğe girdiğinde hafif kızınlaşır o bakır. Kızlarda daha gümüşü ay böyle. Ama böyle ay tutulmasının vardır ya böyle kırmızımsı. Aynen. Sonra o sararacaktır, yükselecektir. Erkeklerde de o güneş, turuncu bir güneşe doğru demek. Haklıdır. Irkın devamları için kundalini harekete geçmiştir. Evet. Cinsel şakta harekete geçmiştir. Tabiat kızımıza demektir ki kendine bir partner aramanın vakti geliyor. Tabiat oğlumuza demiş demektedir ki kendine bir partner bulmanın vakti geliyor. Çünkü artık sen de bu anne babanın koruma dürtüsünden kurtulup kendi ekmeğini kazanmalı, kendi yaşamını kurabilmeli, erkek ise kendi kadınına bakabilmeli, kadın ise kendi erkeğine sahip çıkabilmeli ve ortak çocuklarınıza bakabilmelisiniz. Bu bir gerçekliktir. Ama buna biz ergenlik problemleri, ergenlik sorunları, hangi ergenlik psikoloğa %100 başarı göstermiştir ki? Gösteremez. Çünkü buradaki amaç ayrılma veya işte amaç çocuğun gitmesi veya çocuğun anne babaya isyanı değil. Çocuk kendi varlığını diyor ki ben de üreyebilen bir bireyim artık. Aynen. Anne dur bir diyor. Beni dinle diyor. Yani beni var ettin de diyor, benim sahibim değilsin. Oğlan da babasına diyor bunu. Yani baba oğul kavgasıyla ya ana kız kavgası neden çıkıyor sürüde? Bundan olmuyor mu? Evet. Ben çok konuştum Gülya, sen konuş biraz. Ama çok güzel şeyler söylüyorsunuz. İşte bundan dolayı mutsuz oluyor. Bir ergen. Yani 17 yaşında ergen. Anne üniversitede yabancı ülkede eğitim görsün istiyor. Kız istemiyor abi. Kız istemiyor. Ben İstanbul'u seviyorum Oğuzhan Hoca diyor. Ben Amerika'da okumak istemiyorum. İstanbul'daki arkadaşlarımı bırakmak istemiyorum 17 yaşında. Anne diyor ki Amerika'da okuyacak. Kız istemiyor. Kim haklı şimdi? Yani. Anne diyor ki tecrübe onun Amerika'da okuması için daha doğru. Kız da diyor ki ben Amerika Birleşik Devletleri'nde okumak istemiyorum. Çünkü ben şu an burada mutluyum. Hadi buyur, onu Amerika'ya götürüyorsun, mutsuz oluyor. Evet. Anne ondan sonra binlerce dolar para harcamış oluyor. Çocuk üniversitede başarısız oluyor, buraya geliyor. O sırada yaşıtlarının pek çoğu üniversitede başka yere gelmiş oluyor. Yalnız kalıyor. Ondan sonra Nişantaşı'da puf puf. Evet. Yani o da olsa orada bir sürü annenin böyle davranıyor olmasını sağlayan bir sürü unsur olabilir. Ya etiket peşindedir anne, evladımı okutuyorum diye. Ya da kendisi olmak isteyip de olamadığı, Amerika'yı çok hayal etmiştir. Evet. Ama işte maddi imkanlardan veya başka türlü şeylerden gidememiştir. Dolayısıyla çocuğunu dünyaya getirip ardından çocuğuna saygı duyup sadece çocuklarının seçimine
desteklemek yerine kendisi yaşamadığı hayatı yaşatmaya başladığı zaman aha da sana nur topu gibi mutsuz bir insan. Bak ben kedi kızımda bir şey yapıyorum. Biliyorsun Venüs hala piyano çalmayı seviyor. Evet. Ay Venüs kavuşum var. Süper. Şimdi mesela hep böyle arkadaşları soruyorlar ya işte ben doktor olacağım, ben şöyle olacağım, ben böyle olacağım. Ben hiç sormam Aliye'ye. Ama Aliye bazen göre ben diyor ben şöyle olacağım, ben böyle olacağım. Ben ona ilk önce şunu söyleyeyim. Önce mutlu olacağın şey yap. Çok güzel. Seni ne mutlu ediyorsa. Piyano çalmak mı mutlu ediyor? Çal kızım. Hocan da var. Çal gidebildiğin yere kadar. Mutsuz mu ediyor? Bırak. Başka bir yere git. Yani mutlu olmak yani... Bir yerde okudum bu John Lennon'ın anekdotu var. Diyor ki bize gidiyor okulda yazdırdılar büyüyünce ne olmak istiyorsunuz diye. Ben de mutlu olmak istiyorum diye yazdım diyor. Sonra hocam beni yanına çağırdı diyor. John diyor sen soruyu yanlış anlamışsın diye. Ben de dedim ki hocam hayır siz hayatı yanlış anlamışsınız diye cevap verdim diyor. Şimdi o kadar önemli ki Sadhguru'nun da bir açıklaması var. Çok güzel tanımlıyor. Diyor ki mutsuz insanlar mutsuz oldukları işleri yaparlar. Mutlu insanlar mutlu oldukları şeyleri yaparlar. Ama asıl deha diyor o ortamı mutluluğa çevirebilmektir diyor her olduğun ana. Evet. Şimdi burada o kadar güzel mutluluğunuzu kodlayın diye yazmışsın ki acaba biz burada Sadhguru'nun dediği şekilde kendimizi kodlayarak mutluluk yaratabilecek dehalar olabiliyor muyuz şimdi senin kitabında? Onu merak ettim ve heyecanla da okuyacağım. Çok ciddi de merak ettim bu arada. Ama evet. Kodlamak doğru. Kod çok doğru bir kelime. Hani ona başlığında yazmışsın hani şimdi ukalalık da etmeyeyim bakarken yani senin için. Çok güzel değerli okurum modern dünyada çok fazla kodlama kelimesi geçtiğinizi fark ettiniz mi diyerekten. Hani modern çağa hitap etsin diye kodlama diyor. Ama gerçekten programımız kodluyoruz. Evet. Öncelikle içsel mutluluğu yaşamak lazım. Fark etmek lazım. Sonra kendimizi kodladıktan sonra değil mi? Fazla olan mutluluğumuzu da dışarıya taşırıp artık yayabilmemiz gerekiyor. Aynen öyle. Eğer biz içerideki o mutluluğu bulabilirsek, her şeyimizi, mutluluğumuzu kucaklayabilirsek o zaman ister istemez o kadar güzel ışık saçacaksınız ki tanımadığınız insanlar bakar bir daha dönüp size bakar. Hiç tanımadığınız insan gelip size iyilik yapmak ister. Doğru. Hiç bilmediğiniz insanlar size kendinizi iyi hissetmeniz için bir takım şeyler yapar. Ki siz bunu yaparken beklenti içinde değilsiniz. Siz bunu nasıl başarıyorsunuz? İçerideki mutluluğu yakaladınız. O soluduğunuz havadan mutlusunuzdur, evinizdeki hayvanınızdan mutlusunuzdur, masadaki ekmeğinizden mutlusunuzdur ya da gidip muhasebecilik yaptığınız işinizden mutlusunuzdur. Yani bunları sadece fark edebilmek de aslında %50 kâra geçiriyor bizi. Yani mutlu olabilmek için o kadar çok, çok şeyimiz var ki elimizde aslında. Hatta kesinlikle üretilen bir şey. Buradan seyircileri de daha önceden söylemiştim. Çok güzel söylüyorsunuz. Yani üretilebilen bir şey. Çünkü ürettiğin zaman etrafındakileri de mutlu edersin. Evet. Tüketemezsin ki mutluluğu. Ya mutlu bir de, üretilen bir şey. Bir de şey söylemek istiyorum. Bizim toplumumuzun aslında çok arkaik alanda bir arabesk bir yapısı vardır. Yani bir arabesk bir... Ama doğu toplumu o. Ne kadar cefa çekersen o kadar değerlisin kavrayışı biraz doğu toplumu. Sadomasoşist duygular bunlar. Ama doğu da işte doğu toplumu. Şimdi sadomasoşist duygular... Şimdi bak mesela şu kelimeler çok doğru değildir. Herkesi affetmek zorunda değilsin. Bak ben buna inanırım. Benim bakış açım... Ona affet, bunu affet de olmaz bu. İlk önce... Ona kızdığın için kendini affetmelisin. Süper. En başta. Bak süper. Onu doğru. Annemi affediyorum. Arkadaş annene kızdığın için seni sen kendini affet. Anne senin böyle düşünmen için öyle olmak zorundaydı. Ayşe ilk dur çok değişmez. Doğru. Aynen öyle. Çok onun doğru. için kendini affetmeyi bileceksin. Parayla mutluluk olmaz. Olur abi. Hem haz olur, hem duygu olur, hem parada olur. Gerçek anlamda iç dünyanda kendini tamamlarsan parayla mutluluk olur. Ama iç dünyanda kendini tamamlarsın. Ama iç dünyanda kendini tamamlamamışsın. Babadan miras kalmış para. Olamaz. Çalışmıyorsun zaten. Çalışmadığın zaman ne oluyor? Birincisi zihin çalışmak ister. Evet. Bakın zengin de olsanız çalışın. Bir şeylerle uğraşın. Zihin. Zihin sürekli bir şeyle ilgilenmek ister. Varlıkta olup mutsuz olan insanların en büyük sorunlarından biri nedir biliyor musun? Çaba harcamamaları ve bir şeyi öğrenme için mücadele etmemeleri. Hareketsiz kalan her şey paslanır mı? Çünkü hareketsiz kalan her şey yok olmaya mahkumdur. O zaman şimdi parayla mutluluk şöyle olur. Hem hareketlidir hem de parası vardır abi.
dünyayı dolaşır, çatır çatır fotoğraflar çeker. Ondan sonra insanlara yardım eder. Parayla mutluluk nasıl olur? Ama engelli araç. İnsanlara yardım edersen, çevrendeki zor durumda kalan insanlara destek verirsen ve insanların yüzlerini güldürebilirsen parayla mutluluk olur. Bir şey söyleyeyim mi? Bir lafım vardır benim. Öğrencilerim bunu çok sever. Gül belki sen de bilirsin. Ne kalacak biliyor musun? Mutluluğu nerede bulursun biliyor musun? Başka bir insanın gerçekten gözlerinde bulursun. Başka bir insanın kahkahalarında bulursun. Çocukların saflığında bulursun. Ve bu dünyada ancak sen mutlu ettiğin insanların kalbinde yaşayarak ölümsüz olursun. Onun için her şey boş. Ne ekiyorsan onu biçiyorsun. Benden bu kadar. Aramızda olduğun için teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bence çok güzel bir kitap. Doğru da güzel şeyler yazmış. Ama bak şimdi bazı konularda gül. Küçük virgüller de koy derim. Onlar da şu. Mesela çok paraya sahip olmaya izinliyim. Birincisi bu brokajı TETA'da kaldırabilirsin. Doğru. Çok paradan korkmadan nasıl yaşayacağımı biliyorum. Parayla mutlu olmak mümkündür. Onu da biliyorum. Ama sen bunları çalışırken yanındaki temizlikçinin parası 450 lira, üstüne de yol parası 20 lira vermen gerekiyorsa ben 3 gün önce o yol parasını sana vermiştim deyip 40 lirasını kesersen canım bu his yüklemesi çalışmaz. Aynen öyle. Bir numaralı şifacılık dürüst olmaktır. Evet. Tanrı'yı kandıramayız sevgiler. Harika. Bilmiyorum söylemek istediğin bir şeyler var mı? Çok doğru şey söylüyorsunuz. Samimi olacaksın. Evet. Şifa mı bulmak istiyorsun abi? Ruh eşimi istiyorum de. Ruh eşin engelli biri dediğinde ay ama diyor. Ama sen şunu söylüyorsun. Hak edeceksin diyorsun. Bak hak edeceksin. Bak. Şimdi hak ediş çok. Hak ediş. Şimdi astrolojik haritada ben ruh eşimi istiyorum. Ruh eşini ne zannediyorsun abi sen? Derslerde anlatıyoruz sana. Ruh eşini sonsuz cinsellik, kırmızı noktalar, Amsterdam pavyonları gibi gece gündüz seks hayatı, varlıklı Aston Martin'li kredi kartı, acayip o Maldivler'de yaşayan varlık falan mı zannediyorsun ruh eşini? Ruh eşin seni büyütmeye geliyor. Ruh eşin seni olgunlaştırmaya geliyor. Ruh eşin bazen seni dövecek, bazen seni sevecek, bazen ayağının altında çiğneyecek ama seni geliştirecek. Bazen soruyor, ruh eşinle görüyorsun 12. evde akrep retrosu. Abi engelli bir birey senin ruh eşin. Olabilir ben de engelli bir bireyim yani. Oo nasıl filan kararlar bağırıyor gidiyor. Demek ki sen o kadar şekildesin ki. Sınavın senin engelli bir ruh eşiyle mutlu olabilmek. Ama sen onu görmeyip hayatın boyunca o mutluluğu algılayamayabilirsin. O Rus eşini arıyor, ruh değil. Aa, o Odessa Rus'u arıyor abi. Ama o zaman Odessa Rus'u bana bir gün biri geldi dedi ki olsan hocam dedi Rus eşim Odessa Rus'u olabilir mi dedi. Dedim neden Odessa Rus'u? Ben Odessa Rus'unu bilmem ki. Odessa da Rus olmaz bir de Ukraynalı olur. Aynen. Ukraynalı da hadi Rus dedi. Neden dedim yani St. Petersburg Rus'u olmuyor mu? Odessa Rus'u mu lazım? Onlar çok güzel oluyor dedi. Ruh eşine seküler cinsel orgazm zanneden bir bilince nasıl anlatabiliriz ya? Evet. Ama o bilincin ihtiyacı olan ruh eşi o ya. Onun dışını göremiyor. Ama o zaman ona ruh öküzü geliyor. Onun ötesine geliyor. Geçemiyor. Daha oraya geçebilmesi gerekiyor. İşte o zaman ona ruh öküzü geliyor. Çok doğru bir şey söylüyorsun. O yüzden hak edişi lazım. Onu algılaması lazım. Büyümesi lazım. Evet. İlerlemesi gerekiyor. Çalışması gerekiyor. Bir de gerçekten hak ettin mi? Ben bak, onu çok merak ediyorum. Geçen, ne yaptın bunun bak, için mesela? Evet. Geçen yıl Nepal'e gittim lan. Biliyorsun seninle bir sohbetimiz vardı. Hatta biriyi de çok güldürmüştük. Nöbetçi arıyordum ben. Evet nöbetçi tanrı arayışımız. Nöbetçi tanrı arayışımız. Çünkü bilini bu hastalığını öğrenince atladım gittim. Astrolojik haritalar durum iyi değil. Şudur budur alternatifler var mı? Dünyanın derinliklerinde bir tırsın varsa bili ablam benim ya. Kurtarma gecen. Neyse. İşte bir manastıra çıktık. 360 basamak böyle. Manastıran. Buldum işte şarpa marpe beni bilirsiniz. Bulduk şarpa marpe. Çıkarttılar beni 360 basamak. Bilmem dağın tepesine. Çok da değerli bir lama. Ve ben de Dalai Lama'nın eski öğrencisi olduğum için özel mantralarımız var bizim birbirimizi tanıtan. Ooo namaste namaste filan konuştuk. Bir şey sordum. Sordu bana. Mutlu musun dedi. Kızım çok iyi. Eşimi de seviyorum. Mutlu musun dedi.
Bak kızımın çok iyi olması eşimin sevmem mutluluğumu temsil etmiyor. Mutlu musun kelimesini kullandım. Bir daha sordu mutlu musun? Seçimin batıda yaşamaktı dedim. Sen seçimini yaşıyorsun dedi. Ve orada daha önce 94'te Dharamsala'da aldığım eğitimde insan seçimleriyle mutlu olur. Veya seçimleriyle mutsuz olur. Samimiyet, doğruluk, gerçek olmak mutluluğun kaynağıdır. Bir de anda yaşayabilmek. Evet. Çok önemli. Çok. Anı kaçırıyoruz zaten. Ya tabii. Şimdi bana en şunu soruyorlar. Bak, Bili gitmeden önce bile mutluydu abi hastanede. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Doktorlara mutluluk saçıyordu. Görmeniz bak, lazım. Bilmiyorum. Yaratanın bir bildiği vardır ama bu kadar mükemmel bir doğada, bu kadar rezil bir insanlık beni çok zorluyor. İşte mutlu olmayı da öğrenecekler. Ya gerçekten öğrenmek lazım. Şöyle söyleyeyim. Hani toparlayalım. Mutluluk gerçekten üretilen bir şey ve ben Billur'la birlikte gerçekten nasıl mutlu olabilmenin vizyonu açıldı bende. İnsan elindeki 2-3 tane şeyle mutlu olur mu? Oluyor. Sonra dedim ki ben niye mutsuzluğa kafayı taktım ki? Ama bak. Niye eksikliğime odaklanıyorum ki? Biz şöyle insanlarız. Hani tabii ki sen de ben de Gül de eksiğimizi görüp onları değiştirmek üzere tabii ki çalışıp kendimizi geliştiren insanlarız. Aklı başında olan insan bunu yapar. Ama elimdekinden niye lezzet almıyorum ki? Düşünsene. Bir gün yemek yiyorum. İlginç bir şekilde. Çok canım sıkkın yemek yiyorum. Sonra dedim ki diyelim mesela finansal sıkışıklık olsun o günkü mutsuzluğumun sebebi. Ya ben o yemeği yediğim zaman hesabımda 100 milyon dolar para da olsa şu an için o moleküllerin dilime değil beynime göndereceği sinyal değişmeyecek ki. Önüme yemek gelmiş. 100 milyon dolarım olsa da aynı lezzeti alabileceğim. Param olmasa da aynı lezzeti alabileceğim. Sonra şunu fark ettim. O yemekten o lezzeti almamayı ben tercih ediyorum. Sonra dedim ki bir at problemi dışarı. Evet. Otur yemeğin sen teşekkür şükür alabildiğim kadar o lezzeti alabilmeye odaklan. Ana odaklan en doğrusu aynen. Çözüm. Ana odaklan tamam o bitti yemek yedikten sonra dönelim diğer problemimize. Evet, gelir yaratmak için neler yapmamız lazım oturup düşünelim ama kendimizi yıpratmayalım. Oturup çalışalım ama dövmeyelim. Ben çünkü edinimlerimle bir şey olmak istiyorsam gerçekten içimde neyi görmekle yüzleşmekten kaçınıyorum acaba? Bir onu bir sorgulamak lazım. Niye dışarıdan bir şeyleri alıp kendimi kapatmaya çalışıyorum? Ne eksiğim var ki? Ay yaradan sana o kadar güzel bir şey söyledi ki Gül. Nefes alıyor musun? Evet. Anda varıyor musun? Var oluyor musun? Evet. Şöyle düşünelim. Bir matematik yapalım madem kodluyoruz. Şu anın olma ihtimali ne? İmkansız. Neye göre imkansız? Daha aynısının olması 8 milyon yıl. Şu an için lezzet alabiliyorsun, tad alabiliyorsun, mutlu olabiliyorsun, seyircilerinle buluşabiliyorsun, insanlara bilgi verebiliyorsun, birçok kişiden pozitif geri bildirimler alabiliyorsun. Karalayan da olur ayrı bir konu, %3-5 neyse. Şimdi bunu yapabilmen için, şu anın oluşabilmesi için 13.7 milyar sene geriden alalım bir resmi bakalım. Şimdi tabii. Sadece böyle Oğuzhan doğdu da karma yarattı falan filan değil. Hani önce... Tabii. 13.7 milyar sene öncesinden bir evren var olsun, galaksiler oluşsun, işte Samanyolu oluşsun, güneş oluşsun, dünya oluşsun, su gelsin, biyolojik canlılık oluşsun, insan evrimleşsin, annen baban tanışsın, her seks yaptıklarından bir tanesinde o 250 milyon spermden bir tanesi olsun, başına hiçbir şey gelmeden bu ana gel, hayat bizi belli denklemlerle bir araya getirsin. Bu ana gelip oturup konuşup insanlara bir şey anlatalım. Bunun olma ihtimalini matematiksel olarak hesapladığınızda yeni sayısal lotonun çıkma ihtimali 629 milyonda 1 mi ne öyle imkansız bir şey. 99 rakamdan 6 rakamı seçmek. Evet. Fakat bu bahsettiğim gerçeklik içerisindeki olasılığı kıyaslarsan 620 milyonda 1 olasılığı göremezsin. Hani yok hani nerede deyip böyle neydi biliyor musun onu ben bak 1 milyar 679 milyon böyle 00 gidiyor. Yani 30 yaşına gelmiş olan bir insanın devam edip çocuk sahibi olma orasıdır. Abi ay dünyaya her şeyi geçtim ya. Ayı dünyaya biraz yaklaştıralım. Sen de ben de yokuz. Gül oturuyor tek başına. Hiçbirimiz yokuz ki. Düşünsene ay biraz yaklaşsın ya. Biraz yaklaştır sadece onu. Ne konuşuyoruz? Şimdi zaten bir şeyin olma ihtimali o kadar düşük, imkansız ve tek ki. Ben niye olamama ihtimali etrafında kayboluyorum?
Evet. O yüzden olana sahip çıkmak lazım. Buna aynen. Bilince, bu bilince gelince bu sefer aynen dediğin gibi çok güzel anlattın. O işte ruhun yolculuğunda teslimiyete geçmekte her şeyin en olması gerektiği şekilde mükemmel anda olmasıyla alakalı içsel bir bilişe gelip zaten mutlu olmaya geliyorsun. İşte billurdan örnek verelim. Doğumun, ölümün belli. Arayı nasıl yaşıyorsun, ne şekilde mutlu yaşıyorsun o kadar önemli değil mi orası? Bak, bak, kritik. Bak şimdi ben çok. Bir şey söyleyeceğim. Türkiye Cumhuriyeti'nde 25 Kasım 2037 tarihi itibariyle 6 aylık süreçte bir bölgede yanardağ patlayacak. Bak kehanet yaptım ve benim biliyorsunuz böyle 30 yıl sonra çıkıyor. Şimdi o kehaneti yaptığım bölgedeki insanlar bunu bilmiyorlar. Bildiklerini düşün ve pek çoğunun orada gazdan zehirlenip ölebileceğini düşün. Hayatlarını nasıl yaşarlar? Hayatlarını nasıl yaşarlar? Öyle. Hayatlarınızı nasıl yaşarsınız? Takar mısınız? Bu arada öyle bir şey olmayacak. Böyle öyle bir şey olmayacak oluyormuş Türkiye'de. Oluyormuş bile değil mi? Bekliyoruz onu. Ya ben ezoterizmle uğraştığım için sen biliyorsunuz yani. Sen öldükten sonra olsa heykelini dikermiş. Ha yani oraya dağın arkasına. Neyse. Şöyle bir şey söyleyeceğim. Bunu bilerek yaşasan, peki ölüm gününü sen bilerek yaşasan nasıl yaşarsın? Bak diyelim ki bana... Peki ben bir felsefi bir soru sorayım. Ölüm gününü bilmiyor musun? Biliyorum. Öleceksin zaten işte. Zaten bunu öleceğim. Bilerek yaşasana. Ama uzay zamanda ne yapıyor? Hepimiz bir gün öleceğiz. Yani İsviçre'nin bilim adamları bulmuş. Bütün insanlar ölüyor değil mi? Hepimiz öleceğiz. Diyelim ki... Ben 2024'ün 8 Kasım'ında öleceğim. Tarihi bu. 2024. Güvenme, tarihi kodlamıyorum tamam bak. Ya. 2024'ün 8 Kasım'ında saat 12.37'de rahmetli oldum. Şimdi söyleyeyim sana. Ben bu tarihi biliyorsam bu tarihe kadar şu anki Oğuzhan Ceyhan ne yapar? Ne yapmalıdır? Ben mi anlatayım? Sen anlat. Şimdi bakın dikkat edin. Çok özür dilerim arkadaşlar. Burada konuştuğumuz şeyler farazi. Hiç ölmeyecek gibi yaşıyoruz. Hiç ölmeyecek gibi mutsuzluklarımızla çelişiyoruz. Evet. Her an ölecek gibi de yayıyoruz. Her an ölecekmiş gibi de yayıyoruz. Tam tersi. Şimdi sonuçta hepimiz er veya geç ki senin lafındır. 50 yıl sonra veya 70 yıl sonra hiçbirimiz yokuz. Ne bu videoyu seyredenler ne biz. O zaman neden gerçek olmayan kendi çatışmalarımızı, mutsuzluklarımızı besleyip çevremizi daha çok mutsuz ediyoruz? Evet. Niye kendimizi üzüyoruz? Niye insanları üzüyoruz? Niye doğayı yok ediyoruz? Neden insanları üzüyoruz? Bence biz insanları üzdüğümüz için mutsuz olmalıyız. İnsanları mutlu ettiğimiz için de mutlu olmalıyız. Öyle çalışıyor. Ama bu var ya. Bu basit gibi düzenliyor. Türk şamanlarının geleneği, tengricilerin geleneği. Aynı şekilde Butan. Butan'a giderseniz gayri safi milli mutluluk endeksi var adamlarda ya. Adamlarda gayri safi milli mutluluk endeksi var koskoca ülkede. Ben koskoca bir ülkede böyle bir şey dünyada olabilir mi arkadaşlar? Ya? Olabiliyor demek ki. Olabiliyor demek ki. Yani bir toplum bireylerinin mutluluğuyla ilgileniyor. Ne kadar güzel. Şimdi şöyle düşün. Devlet diyor ki bize eğitim ücretsiz. Sağlık ücretsiz. Korunma ücretsiz. Bunun için siz vergi ödüyorsunuz. Bir bakıyorsun devlet verdiği sözü tutmuyor. Ücretsiz eğitimde senin çocuğunun dışında pek çok kültürün çocuğuyla beraber tıkırım tıkırım ilkokullarda çok kalitesiz bir eğitim. Korunma diyor. Güvenlikli sitelerde aidata korunma ücreti ödüyorsun. Özel sağlık sigortası neden var ya? Biz bu kadar vergi öderken neden özel sağlık sigortası var? Bunları sorgulamadığın zaman şartları kötüleştiren insanlar yüzünden anda kalamayıp çoğunlukla zihin kendini savunmak, çocuğunu savunmak, eşini savunmakla kalıyor. Sürekli beta'da savaşta kalıyor. Şimdi insanlar doğru düzgün uyuyamıyor ki gör.
ne tetası. O zaman da işte teta healing'e ihtiyaç var. Araçlara ihtiyaç var evet. Araçlara evet. ihtiyaç var. Onun için ben Gül bu konuda benim referans soracağım kişilerden yani rahatlıkla güvenebileceğim kişilerden. Nasıl ulaşsınlar sana Gül? Sosyal medyada oldukça aktifim. Bizim işte, sayfalarda da var. Evet. O sen şeyde de yazıyorsun. Gazetede yazıyorsun. Gazetede varım. İşte, kitaplarda varsa. Aşağıdaki iletişim numaralarından. Aynen aşağıdaki numaradan ulaşabilirler. YouTube'da bir takım şeylerim var. Orada çok rahat bir şekilde ulaşabilirler. İletişim bilgilerinden o zaman rahat rahat ulaşabilirler. Evet. Ve bir kısım öğrenci arkadaşlarım da şu kitabı alın ya. Alın arkadaşlar yani. Ben bunu şimdi alıyorum. YouTube evet, okuyacağım. Evet, İmzalamanı isteyeceğim kesinlikle, senden. Kesinlikle. Kesinlikle sevgilimle. Trend yolda zaten kelime, çok rahat bir şekilde isim soyisim Gülaba Bey diye yazıldığı zaman kolaylıkla satın alabiliyorlar. Var mı söylemek istediğin bir şey bu arada ekstradan unuttuğumuz, konuştuğumuz? Biz konuşturmadık anlatmak ya. Anlatmak istiyorum. Yok estağfurullah. Yani, makaslayacağım zaten seni. Onu diyeceğim. Onu diyeceğim hocam. Aklımdan geçenle o kadar enteresan rezonanstayız ki ikimiz. Yani öyle. Bütün uyanmakta olan ruhlar bence böyle. Şifacılar kesinlikle, böyleyizdir. Kesinlikle. Aklımdan geçmekte olanların tercümanı oluyor. Yani benim aklımdan geçiyor, hocamın ağzından çıkıyor. Çok ilginç bir şey. Bu teyitleşiyoruz bu şekilde. Söylemek istediğim şudur. Arkadaşlar gerçekten çok güzel bir dünyada yaşıyoruz. Ülkemiz olsun, doğamız olsun, havamız olsun, etrafımızdaki insanlar olsun, dünya anamız olsun. Gerçekten Allah tarafından çok 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 güzel ihya edildik. Değerini bilelim. Anda kalmaya özen gösterelim. Varımız, yoğumuz neyse, paramız miktarı ne kadarsa, sahip olduğumuz eşyamız böyle ya da böyle hiç fark etmeksizin, lütfen ama lütfen elimizde olan ne varsa onu görelim, mutlu olalım. Zaten sahip olduğumuz tek şey de bu diyorsun. Evet. Mutlu olmak için elimizdeki olanları gördükten sonra hayal ettiğimiz ve hedef ettiğimiz her şey kendiliğinden geliyor olacak zaten. Çok doğru. Evren yollar açacak bize zaten. Çok doğru. İnanırım. Mucizeler olur. Evet. Ben bunu gördüm. Mucizeler olur. Theta Healing'de de oluyor. 369'da da oluyor. Evet. Rune'da da oluyor ya. Bilinç dışıyla çalışılan ama doğru hocaların arkadaşlar. Evet, kesinlikle. Tecrübe. Tecrübe. Ben burada şöyle söyleyeyim. Kendi akademimdeki çocuklarımın hepsiyle gurur duyuyorum. Çünkü bizden patentli olan arkadaşlar 3 yıl sonra, 4 yıl sonra, 5 yıl sonra namusunu mu kaybeder? Duygusunu mu kaybeder? Yani o da tenekeciliğe, tırnakçılığa mı girer? O zaman zaten onu desteklemeyiz biz. Böyle. Bizden çıktı diye dünyanın da en namuslu insanı değil. Ama şu var, işini gücünü doğru düzgün, doğru bilen pek çok öğrencimiz var. Sen de bunlardan birisin, tebrik ediyorum. Teşekkür ederim hocam. Seyircilerimizden de o zaman Gül'e ulaşmak isteyen olursa, bana mutlulukla kodlanmak istiyorsa aşağıdaki numaralardan da ulaşıp kendileriyle iletişime geçebilirler. Ben de kendim deneyeceğim. Billur'un hatta hastalık sürecinde de biraz çalışmamız oldu kendisiyle. Çok da güzel sonuçlar aldık. İnşallah sizin de kendi hayatınızda güzel sonuçlar alacağınız mutlu günler diliyorum. Bir şey daha söyleyeyim. Biri mutlu öldü. Her an mutluydu. Evet. Her an mutluydu. Yani aynen öyle, çok mutlu öldü. Çünkü ölüm bir son olmadığı için geçiş yaptı. Geçişi mutlu yaptı. Evet. Çünkü ben onu gördüm. Ya bir yapı var yani 8. ev algor üzerinde güneş tutulması olmuş zaten. Gitmek isteyen bir varlığı tutamazsın. Kalmak evet. istedi uzattı. O kalmak istemesi de neden oluyor biliyor musun? Evet. Aslında o bilinç dışında o bir hikaye. Şimdi rol model bile. Rol model yani Türkiye'de taburları yıkan kadın. Evet. Şimdi düşün 62'lisin. 82'de bu tabuyu yıkmaya çalışıyorsun 21 yaşındayken bak. Yani 92'de bunu yıkmaya çalışıyorsun. Tabu, yasak, kırmızı nokta, işte neydi kaç televizyon kanalında? 2014'te de başka tabuları yıkıyoruz. Tabuları yıkıyoruz. Yani kadının kendi bedeninde haz ve değer duygusunu ilk fark ettiren insan bile. Evet. Ve Türk kadınının biriye de gerçekten çok saygı duyduğunu gördüm. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Ben de. Harika insanlar. Çok saygı duyduğunu. Bak ne dedim? Billur ablanın bir kelimesiyle. Billur abla öğretme kelimesini sevmezdi. Haşa derdi. Ve ben belki fark ettirmeye çalıştım Oğuzhan'cım derdi. Ve pek çok kadınımız, pek çok genç hanımımız
Bilye'ye çok bu konuda değer verdik. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Mutlu olurum ya. Hayat kısa. Teşekkürler Gül. Görüşmek üzere. Ben teşekkür üzere. Ederim. Çok, bu arada tekrardan hoş geldin. Yine bekleriz. Seve seve çok güzel bir program ben oldu. Ben burada çok mutluyum. Ha, ne güzel. Çok hoşuma gidiyor. Bu aura, bu atmosfer, bu dönen enerjiler çok muazzam. Gerçekten. Ne güzel. Benim için de çok duygusal değişikti bu koltukta bilisiz oturmak. Ama tekrardan geldiği ama için çok teşekkür ederim. Ama biri burada. Burada ben aynen. Girer girmez hissettim onu. Kesinlikle katılıyorum. Burada. Çok teşekkür ediyorum. Diğer programlarda görüşmek üzere diyorum.